özellikle Alfa ve kıyafet devrimi de hep tartışılır Türkiye'de. 1920'li 30'lu yıllarda o değişim süreci nasıl oldu? Biraz daha detayını bize verebilir misiniz hocam? Ya devrimler üst üste oldu. Yani o değişim süreci nasıl işledi, nasıl yürüdü? Vallahi şimdi ben şey demiyorum. Hani bunu ne derler, tam kapsayamıyorum. O devrimi şey ettik. Mesela yazı devrimi. Öğretmenler hemen öğrendiler ve gönüllü olarak halka öğretmeye kalktılar. Ya millette büyük bir heves vardı. Büyük bir şey vardı, istek vardı. Yani yeniliğe, bir yükselmeye bir büyük heves vardı. Onun için herhalde herkes el ele vermiş vaziyetteydi. Toplumda herhalde bir şey vardı bu yönde, beklenti vardı değil mi? Evet, yani beklenti olmasa da bilmese de bir anda böyle şeyler olunca bunu kaptı, istedi, olsun dedi, devam etti. Ya bu şeyi neydi o, yazı devriminde Time'ın bir şey var, başlık yapmış orada, Time mecmuası var da o zaman. Ben de hala vardı, saklarım bunu. Aha, yaşlının birisi oturmuş, dükkandaki harflere bakıyor. O harflerden yazı yazmaya çalışıyor, dükkanın ortasında. İşte diyor, böyle Türkler bu şekilde herkes yazıya heves etti diye yazmıştı Time'da. Hiç unutmuyorum, öyleydi. Yaşlısı gence herkes öğrensin istedi, neden bu demedi. Çok enteresan. Değil mi? Hakikaten çok enteresan. Hocam, başörtüsünün tarihine yönelik yaptığınız açıklamalar hep çok tartışıldı. Anlamadım. Başörtüsünün tarihine yönelik, tarihiyle ilgili, geçmişle ilgili yaptığınız açıklamalar hep çok tartışıldı. Nedir bunun doğrusu? Ya şimdi aslında Kur'an'da örtüyle ilgili fazla bir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu sondan uyduruyorlar böyle. Şimdi başları böyle topuklu, hani saç gösterme, bu da uyduruk hepsi. Hiç böyle bir şey yok. Kur'an'ı açın bakın, yok. Benim bu şey deyip Sümer mabetlerinde bak bile yani seks yapan kadınlar var. Onlar bir fahişi demiyor yani, onlar kutsal kadın sayılıyor. Yani Sümer'de seks bu şeyde, muhabbette kutsal olarak kabul ediliyor. Bu çok önemli, biliyor musunuz? Çok önemli. Onlar bir nevi, ben diyorum, hani eğitici gibi. Çünkü neden? Şeyde Gılgamış'ın arkadaşı var. Şeyden neydi onun ismi? Ormanda yetişen adam. Onu adam etmek için, insan yapmak için mabetten böyle bir kadın getiriyorlar. O kadın ona yemeği, içmeyi, giymeyi ve seksi öğretiyor. Bu çok önemli. Ya o zaman demek ki seks mühim bir şey. Böyle ayıp mayıp da değil. Yani bu şekilde değil. Bu tanrısal bir şey olarak kabul ediliyor. Şimdi böyle kadınların başlarına bir örtü örterek kendilerini, yani diğer rahibelerden ayırmalarıymış, ayırıyorlarmış. Sonra daha 1600'lerde bir Asur kralı çıkıyor, çok sonra. Diyor ki bundan sonra bütün evli ve dul kadınlar dışarı çıkarken başlarını örteceklerdir.
Ondan sonra şeyler, kızlar ve sokak fahişeleri örtebilecektir. Şimdi bu şey bakın ne kadar zaman sonra böyle. Bunu Yahudiler ilk alıyor. Yahudiler hala onlar yani şeydi evlendikleri zaman başlarını örtüyorlar. Böyle şey diyorlar. Yani bu adet Yahudilere geçiyor. Hatta Romalılar, Romalılar da var. Onlarda başörtüler var. Başörtü yani saygınlığı ifade ediyor Romalılar. Hititler de aynı şekilde bir saygınlığı ifade eden bir şey oluyor. Yani böylece bu başörtüsü bir nevi saygınlığı yani mabet fahişesi deniyor ama bizim fahişe hatta zatlı fahişe olarak kabul edilmiyor onlarda. Anlatabilir mi? Ben bunu yazdım. Tabii bununla beraber başka şeyler de dava edildi biliyorsunuz. Mahkemeye verildi. Ama o zaman çok kızdım. Neden biliyor musun? Bak bir televizyon programında bir kadın başı kapalı böyle yüzü gözü boyalı resmen orada söyledi ki yani tarikatlarda İmam Mikail'e seks yaptıklar. Televizyonda gördüm. Ben kaçırdım aklımı. O kadar sinirlendim ki. O zaman dedim ben de bir yazı yazdım. Madem böyle tarikatlarda yapılıyormuş. O zaman camilerde dedim bir orada yapılsın. Ondan sonra isteyen şeyle neydi onun ismi nikah kıysın. O hocayla girsin orada çıkarken de boşasın. Böylece şey neydi onun ismi? O Sümerlerin adeti devam ede gelsin dedim. Böyle deyince beni hemen mahkeme verdiler. Hapis cezasıyla. Ama bundan sonra beraat ettik. Biliyor musunuz? En aşağı 25 tane şey her yerden söyleyiver. Müdafaa eden avukat gelmiş. Cübbelerini giymiş gelmişler bana. Aman ne kalabalık. Ne kalabalıktı benim 12 şeye. Beraat olduğu zaman inanır mısınız? Bir anda bütün dünyaya yayılmış. Bir anda. Ben şaştım. Endonezya'dan bilmem neden. Benim kardeşim şey etmiş, toplamış gelen bir şeye. De ben onu görünce şaşırdım. Her yerden ama Amerika'dan. Sonradan Amerika'da bizim dostlar ne oluyor yahu Amerika'daki dost televizyonlarda bahsedilmiş. Şaşırdım. Dünya öyle bir şey oldu. Hiç unutmuyorum. Son birkaç yılda Türkiye'de çok çok tartışılan bir tarikatlar, cemaatler konusu da var biliyorsunuz. Rezalet çekilir. İşte o tarikatlar böyle. Böyle yapıyormuş. Bunlar bu tarikatların görmüyor musunuz ne türlü şeyleri var. 9 yaşında çocuk evlenebilir, kız evlenebilir. Bunlar olacak şeyler mi? Bu zamanda artık yani yapılacak şey değil. Sümer'de bile diyor 4000 yıl önce ben diyor küçük bir kızla evlenecek kadar aptal değilim diyor. Tabletlerde yazıyor. Tabletlerde yazıyor. Yani bunlar bu şekilde bizim din diye adamlar bunlar çıkıyor böyle şeyler. Sonra çok ayıp şeyler ya. Yani çocukları
kucağına almayacaksın, bilmem ya, anası babası. Böyle şey olur mu? Ben babamın kucağındaydım hep. Koca kız babamın kucağında, dedemin kucağında, dedemle sarmaş dolaşır. Biz böyle alıştık. Böyle şey görmedik. Ayıp diye bir şey görmedik böyle. Bu az, ben bunları duydukça deli olacağım. Bize bunlar, böyle şeyler çok şey oluyor bizim çocuklarım öyle. Ne bileyim ben, biz bambaşka türlü yetiştik, bundan bambaşka türlü. Ben de dindarım. Ben onlardan çok, gelsinler bununla dünya kadar şey biliyorum. Kur'an'dan şeyler biliyorum ezbere. Tabii o dönem bir tekke ve zaviyeler kanunu çıkarıldı biliyorsunuz. Efendim? Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle beraber bu tarikatlara, cemaatlere karşı bir tekke ve zaviyeler kanunu çıkarıldı. Sonra tekrar ortaya çıktı bu belli bir... Çok sonra. Çok sonra tekrar ortaya çıktı. Bugünkü hali de zaten malumunuz. Evet. Ne olur bundan sonra? Sizce bunlara karşı ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Bunların yeniden kapanması lazım yavrum. Bunları, çünkü Kur'an'da zaten yazıyor. Yollara ayrılmayın diyor. Tarikatlara ayrılmayın diyor. Kur'an madem bizim dinimizin kitabıdır, onu tutmaları lazım. Niye ayrılıyorsunuz? Mezheplere, yok bilmem neyle ayrılmamak lazım. Kur'an ne yazıyorsa ona göre şeydi. Türkçeyi, Kur'an'ın Türkçesini okutmadılar. Atatürk'ün en büyük faydası dinimize, Kur'an'ı dinimize tercüme etmesi oldu. Bundan daha, bakın, parçaya tercüme edilmiş Kur'an. Bütün dillere tercüme edilmiş, Türkçe'ye tercüme edilmiş. Neden edilmesin ya? Neden edilmiş? Ben hiç unutmuyorum. Bir hanım doçentmiş. Böyle konuşuyoruz. Kur'an tercüme edilmez. Ne değilmez kızım dedim. İşte yanlış. Bak kızım dedim. Kur'an'ın hem dili hem yazısı yaşayan dedim. Bugün yaşayan dedim. Biz dedim yaşamayan, dili yazısı yaşamayan bir dili çözdük ve okuyoruz, anlıyoruz. Sen ne diyorsun dedim. Kur'an niye anlaşılmasın dedim. Yanlış. Neden yanlış? Bir tanesi yanlış şey desin. Bütün Kur'an bozuk da ne mi dedim. Böyle saçmalık olur. Onun için Kur'an'ın herkese Türkçesini okutmak lazım. Ben konferanslarımda hep onu demişim de. Kur'an'ın Türkçesini Atatürk'ün nutkunu okuyun. Evvela bunu iki üçünü okuyun. Bakın ne olacak. Çok önemli. 10 Kasım 1938'e gelirsek. Evet. Atatürk'ün ölüm haberini aldığınızda neler hissettiniz? Türkiye'de nasıl bir etki yarattı? O günü hiç unutmuyorum biz. Biliyor musun? O bir Evkaf apartmandaydı bizim fakülte. Ondan aşağıda büyük bir salonumuz vardı. O salonda sabahleyin hepimiz, yani birçok arkadaşlar orada radyo bekliyoruz. Radyo dakikası dakikası haber veriliyor radyoda. Birdenbire ölüm işte haberi geldi. Nasıl bir vaveyler koptu. Bütün arkadaşlar, kız erkek, herkes birbirine sarılıyor, ağlıyor. Babamız gitti diye. Bak şimdi de ağlıyor. O kadar felaktı. Hakikaten çok çok fena. O günleri, yani ağlamayan kimse kalmadı. Ne kadar çok seviyormuş. Ne yazık ki onları belirtmiyorlar. Mesela şeyden, İstanbul'dan
İzmit'e gidinceye kadar ki İstanbul'da şeye o vapura bilinceye kadar o halkın kıyamet gibi bu şey ettiği bütün camilerin kubbelerinin etrafına dolmuşlar insanlar göreyim diye. Oradan dünya şeylerini, yabancı memleketlerin askeri zırhlıları geldi. İstanbul'dan İzmit'e kadar götürmek için. İzmit'ten trene bindi. Hangi istasyonda duracaksa millet oraya hücum etti etrafta. Orada alkış ettiler, karşıladılar. Orada geri uğurladılar Atatürk'ü. Her istasyonda. Bu kadar böyle bir ölüm, böyle bir şey, acı hiç dünyada olmamıştır kimsede. Bunu anlatamıyorlar hiçbirisinde, hiçbir yerde anlatılmıyor. Cenaze merasimine katıldınız mı? Cenaze merasimine katıldınız mı? Yok. Cenaze merasimine nerede katılacağız? O zaman olmadı. Neden katılmadınız hocam? Vallahi o zaman ben Ankara'dayım. Ankara'da talebeyiz yani. Nereye götürürlerse oraya gittik. Sümerlere geri dönecek olursak, sizi Sümer kültürü konusunda en çok etkileyen şeyler nelerdir? Etkilemeyeni yok ki yavrum. Yani hakikaten muazzam bir millet. Bir kere yazıyı icat etmişler. Yazıyı icat etmekle kalmamışlar. Her alanda kullanmışlar. Yani her alanda kullanmayı bilmişler. Bu çok önemli. Her şeyi yazabilmişler. Bunlar çok önemli. Bilim yapmışlar. Düşünün, matematiği yapmışlar, astronomiyi yapmışlar. Ve hep bunlar şeylerle Yunanlılarda deniyordu. Şimdi bunların hepsi Sümerler'de çıktı. Avrupa'da her şey Yunanlılarda. Ne Sümerleri söyleyemiyorlar, korkuyorlar. Çünkü diyorlar bütün kitapları mı değiştireceğiz? Onun için Sümerleri Avrupa'da hep kenara atarlar, iş yoktur. Bizdeki kadar Sümer bilen yok Avrupa'da. Hocam şimdi Sümer tabletlerinde çok şaşırtıcı bilgiler de var. Sizce insanlık tarihi konusunda insanlardan, dünyadan gizlenen bilgiler yer alıyor mu? Yok, ben ona inanmıyorum böyle bir şey. Efendim yok, şey uzaydan geldi bilmem ne falan filan. Ben buna inanmıyorum, uzayla ilgili. Çünkü bugün uzay dakikası saniyesine kontrol altında. Dünyada. Öyle bu şeylerle. Yani ölen yıldızları, doğan yıldızları buluyorlar. Yani böyle bir şey olsa muhakkak görecekler. Eğer hani böyle bir yıldız olup da onda Sümerliler yok varmış falan, orada şöyleymiş böyle, ben bunların hiçbirine inanmıyorum. İnanmıyorum. Yani çünkü kanıtlanmayınca bir şey inanılmaz. Atatürk böyle diyor. Kanıtlayın. Her şeyi kanıtla istiyor. Siz biliyor musunuz Atatürk Hatay'ı alırken ne yapmış? Orta Asya'nın büyük bir haritasını getirmiş. Orada Hatay'da bulunan su ve yer atlarını bulmuş. Ve ona göre diyor ki işte bizim halkımız oradan geldi, bu atları koydu. Burada ilk olarak Türkler hakimdi. Atatürk böyle kanıt istiyor her şeyde. Daha çok evvel Atatürk'e diyorlar, Sümerler Türktür, kanıtlayın diyor. Kanıt istiyor. Onun için
Atatürk'e kanıt olmayınca kabul etmiyor. Ben şimdi kanıtladım. Yalnız ben değil. Bir kişinin kanıtlaması kafi değil. Bir Türkmen'le beraber, o da bir kitap yazdı aynı konuda. Ben de yazdım. İkimizinki aşağı yukarı birbirine benziyor. Aynı konuları işliyoruz. Böylece iki kişi bir konu üzerinde aynı düşüncedeyse o konu doğrudur. Yani o ve ben diyoruz ki Sümerlerin kökeni Türktür. Kısaca hocam neye dayanıyorsunuz? Kısaca anlatmak gerekirse. Şimdi yavrum, bir, dil bakımından çok benziyor. Dil üzerinde çalışanlar var. Onlar, yani birçok şeyler, dil bugüne kadar onlardan gelmiş. Mesela edüba, edebiyat kelimesi, edüba. Şey, bu, neydi onun ismi? Bir anda bakayım, gördün mü? Unuttum. Unutmak değil de şey etti. Demokrasi. Demokrasi kelimesinin aslı Sümer'de. Dumudir Atika. Yani halkın şeyi, arzusu, halkın isteği. Aynı demokrasi. Yani birçok dil bakımından bir. Fakat diyorlar ki yabancı yani şeyler, dil bir devlet yani bir milletten diğer millete geçebilir. Bu dil aynı kökenden olduğu söylenemez. Kültür bağları lazım. Biz şimdi o Türkmen arkadaşla kültür bağları bulduk. Pek çok kültür bağı bulduk. Ve ben kitabımda, o da kendi kitabında biz yazdık bunları. İşte bunların üzerinde durulacak, gençler alacak, okuyacak. Bunun kendileri inanacaklar. Bunları şey edecek, kongrelere sunacaklar, şey edecekler. Biz yalnız verdik, o kadar. Bizden sonra başkaları, gençler bunların üzerinde durması lazım. Yoksa kitaplarda kalır. Anlatabilirim. Hocam şimdi Sümerlerin dünya dışı varlıklarla ilişki kurduklarına dair çok tartışma var biliyorsunuz. Buna bir delil olarak işte milattan önce 4500 yıl önce güneş sistemi çizmiş olmaları gösteriliyor çoğunlukla. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben buna inanmıyorum. Hayır, bunlar kanıtlanmış olmaz. Onlar inanmıyorum. Onlar kendi gözleriyle görmüşler, yapmışlar. Ben ne dedim? Göğü görünce şaşkına döndüm. Aynı onlar da onu gördüler, yaptılar. Dünya büyüyor, ondan inanmıyorum. Hocam bir önceki sorunu şu amaçla sordum. Dünya genelinde Sümer tarihini dünya dışı yaşamla ilişkilendiren hani pek çok yazar var biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür. Anlamadım. Dünya genelinde Sümer tarihini dünya dışı yaşamla ilişkilendiren, bağlantılayan pek çok yazar. Yok, pek çok yok. Zekeriya Çitici diye bir adam var, o çıkardı bunu. Yoksa yok öyle. Uluslararası alanda var mı? Yok. Yok. Yani hakiki Sümerologlar tarafından böyle bir şey yazılmadı. Onu uyduruk. Ben niye Sümerleri böyle yazdım? Niye? Çünkü Atatürk Sümerlerin halka tanıtılmasını istiyordu. Neden? Diyordu ki halk tanısın da onlar üzerinde çalışsın. Acaba Türklerle ilişkisi var mı yok mu? Bunları ortaya çıkarsın diyordu. Ben bunun için Sümerleri her türlü yanıyla halka dönüp kitaplar yazdım. Ve bugün yani dünyada bu kadar Sümer bilen bizim halkımız kadar kimse yok. Yani hiçbir yer yok. Yok Sümer'de şu var mı, yok şu var mı, var mı, yemek nasıldı, bilmem ne. Soranlar oluyor.
Eğer bildiğim bir şey varsa cevap veriyorum. O bölgede bulunan tabletlerin hepsi çözüldü mü? Yoksa böyle depolarda çok ilginç bilgiler içeren tabletler halen var mı? Olabilir. Yani tabii hepsi kazıldı, kazıdan çıkmadı. Bir kısmı çıktı. Bir kısmı çok kırılmış, okunmamış onlar var. Tabii bazı bilinmeyen birçok şeyler de var diye düşünüyoruz. Ama çok şey çıktı yani, çok şey bulundu. Edebiyatı bilhassa çok önemliydi. Destanları, edebiyatı bilmem nesi onlar çıktı. Ama daha başka şeyler çıkabilir mi? Çıkar. Ama bilmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar her dönemde şahitlik ettiniz. Günümüz Türkiye'sini nasıl buluyorsunuz? Siyasi, ekonomik, eğitim, bilimsel gelişmeler açısından nasıl buluyorsunuz? Günün Türkiye'sini? Türkiye'sini. Türkiye'sini. Evet. Vallahi şimdi ne diyeyim ben? Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar şahitlik etmiş biri olarak. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar çok büyük ilerleme var. Çok büyük. Yani düşünün, hiçbir şey bilmiyorduk o zaman. Ne bilimden, ne sanattan, hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Bugün büyük sanatkarlarımız var. Her sahada var. Bir tane değil. Düşünün, operada birinci olan sanatçılarımız var. Operadan haberimiz yoktu Atatürk'e gelinceye kadar. Baleden haberimiz yoktu. Muazzam balerinler var. Ben bayılıyorum bunları görüp seyrediyorum. Bazen biliyorlar. Yani bu o kadar çok ilerleme var ki. Bu dünya çapında şeyimiz oldu yani. Bilim adamlarımız oldu. Belki daha ortaya çıkmayanları var. Ya onun için son derece ileriyiz. O ilk zamanki hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Neler, ne kadar çok şey yapıldı o zaman. Ama ne yazık ki bunlar yok ettiler. Bu fabrikalar, bilmem neler, onlara yanıyorum, içim yanıyor. Ama hepsi yapılabilir çünkü öyle güzel beyin yetişti ki. Ya evet, dışarıya kaçıyor. Yarın öbür gün memlekette bir huzur olsun, hepsi gelir. Herkes memleketini arıyor. Ne olursa olsun, ne olursa olsun insan çöplüğünü arıyor. Bu böyle. Onun için gidiyor diye ben üzülmüyorum. Çünkü ne yapacak? Burada iş bulamayınca gidecek. Ama yarın gelirler. Eğer burada ortalık biraz şeysin, onların önü açılsın. Bakın hepsi gelir yardım etmeye. Buna inanıyorum ben. Halkımız bizim iyi insanlarımız. Hakikaten. İyi insanlarız. Bu kadar uzun ve sağlıklı bir ömür, dinç bir ömür yaşamanızın sırrı nedir? Sümer sırrını söyler miyim sana artık? Söylemem artık. Sümer tabletlerinde bunlarla ilgili gizli bir sırrı. Buldum nedir da. Nedir efendim? Söylemem. Yok canım. Ben de tahmin etmiyorum bu kadar yaşayacağım be yavrum. Tahmin etmiyorum, bilmiyorum neden. Genlerde herhalde, bilmiyorum neden. Hakikaten istemiyorum, inan. Artık uzun yaşamak istemiyorum. Çünkü insanı, bakın ne kadar zor, yürüyemiyorum. Kendim isteyip kalkıp gezemiyorum. İstediğimi yapamıyorum. Kafa işliyor ama kafa işlemesi daha fena. Çok şükür ki işliyor kafa. Kafa işlemesi etrafa büyük zarar. Onun için yeter diyor, yeter artık.
Her gün öyledir. Yeter, tamam. Bak, bunu da yaptık. Bu boğaza şeyi de yazdık. Yıllar boyunca Türkiye'de eğitmenlik yapan, öğretmenlik yapan biri olarak Türkiye'deki gençlerin ülkenin geleceğine dair beklentileriniz neler, neler yapmalılar Türkiye gençleri? Gençlere çok iş düşüyor. Ama gençlerin hiç kabahat yok. Bakın benim prensibim şu. Birisi gençler hakkında bir laf söylerse ben bağırırım. Gençlere katiyen laf söyletmedim hayatımca. Çünkü dedim biz gençlere ne verdik evvela bana? Gençlere şikayet eden insana sen gence ne verdin? Verdin mi bir şey? Biz gençlere bir şey veremedik mi yavrum? Gençlere bol spor yapacak yerleri vermedik. Çocuklara bol okuyabilecek imkanlar vermedik. Kütüphaneler yapamadık. Hiçbir şey yapamadık. Çocukların bir araya gelip duracağı güzel lokaller yapamadık. Hiçbir şey yapamadık. Çocuklar bu kadar yetiştiğine şükrediyorum ben. Çünkü Amerika'da bakıyorum, çocuk daha 7 yaşına girmeye her şeyi, sporu bilmem nesini yapılacağı kararlaştırılıyor. Çocuklar, anneler ellerinden tutuyor, çocukları götürüyor. Bizde öyle bir şey yok. Çocuğun yapacağı bir şey yok. Çocuklara yaptıracağımız bir şey yok. Verdiğimiz bir şey yok. Ne isteyeceksin? Onun için çocuklara çok borçluyuz biz. Çok borçluyuz. Gördün mü ben? Ben bizi borçlu çıkarıyorum. Çocuklara kitaplar, güzel kitaplar yazdım ama. Ancak çocuklarımız bu şeyler açıldıktan sonra, fuarlar açıldıktan sonra kitap yüzü gördüler. Onlar şimdi bak enteresan. Annem 1950'den sonra işte kardeşim Almanya'ya gitti. Annemi de çağırdı. Demek ki 1950'ye, 52, 53, 54 o yıllarda. Annem oradan geldi. İlk söylediği şey ne biliyor musun? Mazi dedi. Her tüm kardeşim oradaki arkadaşların evlerine götürmüş. Her gittiğimiz evde kütüphane vardı dedi. Annemin gözüne gelecek ilk şey, her gittiğimiz evde kütüphane vardı dedi. Bizde var mı? 1950'lerin işi, 55 diyelim. Onun için gençlere biz bir şey veremedik. Onlardan ne aldıksa karımı diyeceğiz. Biz borçlu çıktık. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Çok teşekkür ederim bize zaman ayarladığınız için.